Zerrin Özer, birbirinden iddialı gençlerin performans sergilediği ulusal model yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Gecede şarkı da söyleyen 63 yaşındaki usta yorumcu sahneye çıplak ayakla çıktı. Ünlü popçu etkinlik boyunca da çıplak ayakla dolaşmaya devam etti. Aman ha, adımına dikkat, kayar düşer seni yolunda. Ayakkabı da yok, giymiyorum. Böyle özel sebebi var mı peki? Bugün canım istemedi ayakkabı giymek. Yeni şarkı hazırladığını belirten Zerrin Özer, 1,5 yıldır evden dışarı çıkmadığını söyledi. Çok güzel bir ortam. Çünkü uzun zamandır, ben 1,5 senedir falan evdeyim. Yani evden dışarı hiç çıkmıyorum. Hiç tatil falan da yapmadım. Sadece işte çalıştım, hayvanlarımla ilgilendim. Ablalarım bende kalıyor. Yani büyük bir aile saadeti. Öyle. Özer'in geçenlerde paylaştığı "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı sosyal medyada özellikle hayvanseverlerin tepkisini çekmişti. Şeyi söylediniz. Çöpü köpekler karıştırır. Ay ben ona kahroldum. Yani o tamamıyla bir deyim aslında. Ünlü bir yazarın sözü, söylemi. Asla ben o köpeklere kurban olurum ben. Yani ben kendim yemem, hayvanlarıma yediririm. Önemli olan insanların birbirlerini çok güzel şekilde yani anlayabilmeleri, en azından karakterine bakabilmeleri, karakterine inmeleri veya çıkmaları. Çünkü yıllarca tanınan Zerrin Özer'in zaten böyle bir şeyi anlam olarak, içerik olarak o zihniyette olmadığını bilmeleri gerekir. Ama eğer yanlış anlayan insanlar olduysa da ben çok özür dilerim şahsım adına. Çünkü benim hayatım boyunca hayvanlarım oldu. Ben kendim yemem, onlara yediririm. Yani böyle bir durum. Ünlü popçunun paylaştığı bir fotoğrafından dolayı estetik yaptırdığı yorumları yapılmıştı. Peki efendim, geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaştınız. Acaba estetik mi yaptırdığı hep açıklamalar oluyor yüzümüzdeki değişimden dolayı. Yo aynı bak. Makyajdan dolayı. Yo aynı. Ben estetik olsam söylerim ama çok istiyorum bir karın gerdirme. Ama ondan da biraz korkuyorum. Ama çok iyi bakmak lazım. Spor yapıyorum. Zerrin Özer'in kendisinden 27 yaş küçük olan Murat Akıncı ile yaptığı son evliliği ortaya atılan dolandırıcılık iddialarından dolayı sadece 13 saat sürmüştü. Geçtiğimiz senelerde özel hayatımız çok konuşulmuştu. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Son durum nedir onunla ilgili? Son durum şöyle, hiç kimse yok hayatımda. Zaten olsa bilirsiniz. Ayrılıklardan sonra hemen birlikte olmalara karşıyım. Yani biraz insan üzüntülerini de yaşamalı, sevinçlerini de yaşamalı veya kendine bir zaman ayırmalı ve kendiyle vakit geçirmeli. Ben de işte kendime, hayvanlarıma, canlarıma, evlatlarıma vakit ayırıyorum. Onun haricinde zaten ben birisiyle olsam zaten siz görürsünüz veya söylerim. Çünkü eğer ben bir insanla berabersem onu sizden niye saklayayım? Hem o insana saygısızlık etmiş olurum hem de her şeyden önce kendime saygısızlık etmiş olurum. Kendinizi aşka kapattınız diyebilir miyiz? Ne münasebet canım, ben aşksız yaşayamam ki. Olur mu? Bütün hayatım boyunca aşk şarkıları söyledim. Bir de ben akrebim yani. Aşk çok önemli bir şey. Yani sevgi çok önemli. Birliktelik çok. Ben daha işin manevi taraflarındayım tabii.